Evet. Trabzonspor'un muhtemel 11'i eğer hazırsa onu da ekrana getirelim. Yine 11 üzerinden de konuşmamızı sürdürelim. İşte şimdi Bordo Mavili takımın Göztepe deplasmanında sahaya çıkmasını beklediğimiz ilk 11'i şu şekilde. Kalede Uğurcan, savunmada Maleiro, Mendy, Denswil, Eren dörtlüsü. Onların önünde Okay, Ozan ikilisi, sağ kanatta Vişça, santrfor arkasında Çam, solda Draguş, ileri uçta ise Banza şeklinde Trabzonspor'un muhtemel 11'i. 11'e, yani tahmini 11'imize bakınca bir değişiklik var geçen haftadan. O da Lundström, Denswil. Yani normal stoper gelince doğal tabii, olarak Lundström. Normal şartlarda zaten Lundström, Mendy ikisi de stoper değildi ama geçen hafta stoper oynamak durumunda kaldılar. Zorunluluktan öyle oynamışlardı. Evet, Denswil geliyor. Orada geri kalan kadrosu aynı. Zaten yani çok değişiklik olur mu Trabzonspor'un kadrosunda? Hani mesela yedek kalan oyunculardan kimler zorlayabilir diye düşünüyorsun. Yani çok fazla o seçenek de yok şu an eldeki imkanlarda. Yani Mr. Vorsic'ten sezon başı böyle bir beklenti vardı. Evet. Tam olmadı, o ritim tutmadı. Bazı maçlarda evet, bir iki maçta böyle bir ritimli oynadı. Hücumda etkili olduğu maçlar oldu ama devamı gelmedi. Draguş kötü başladı. Ama şöyle bir Draguş'un fark vardı. Draguş'un ideal yeri neresi sence? Draguş geçen yıl nerede oynadı? Gaziantep'te, santrafor'da oynadı. Merkezde oynadı. Merkezde oynadığında etkili oldu. Kanat forvet yapılmaya çalışıldı. Olmadı. Geçen yılın performansını aratıyor mu? Evet, ama ikisi çok farklı rol, çok farklı mevki. Dolayısıyla bunun biraz şeyini yaşıyor. Değişiminin sancısını yaşıyor. Muhammed Şam'dan beklenenle şu an ortaya koyduğu arasında biraz fark var. Daha fazlasını ortaya koyması lazım ki. Yaz transfer döneminde Trabzonspor adına en çok konuşulan oyunculardan bir tanesiydi. Merkezde Okay'la birlikte Ozan Tufan. Ya açıkçası orada zaten seçeneklerden bir tane var. O da Lundström. Onun da performansı bence çok etkili değildi oynadığı maçlarda. Mesela yeni transferlerden Barışiş vardı. O da bir iki maçta böyle oynadı. 11'de şans verildi. Çok değerlendiremedi. Eren Elmalı'nın performansı belki de rekabetten de kaynaklı daha da fazla öne çıkmasını sağladı. Yani Anthony Vakame var ama malum hani yaş ilerledi artık, fizik bir yere kadar. Teknik her zaman var da fizik taşıyamayabiliyor. Trabzonspor'un bir de genç olarak Cihan Çanağı almışlardı. Evet. Cihan'ın daha önünde çok uzun yıllar var. Tabii ki kendisini geliştirmesi gereken de birçok yönü olacak. Ama şu an ideali bu kağıt üzerinde. Onun dışında yani zaman zaman konuşulan işte Mendy orta sahada oynasın, arkada farklı bir değerlendirme. Stoper olarak şu an elde Serdar Sağaç'ı transferi vardı. Belki de Şenol Hoca da yani geride daha güven veren stoperleri olsa mesela Mendy'yi önde kullanabilir elbette 8 numara gibi ama biliyoruz ki Ozan Tufan'dan da bir şeyler çıkarmaya çalışacak, eski öğrencisi sonuçta, onu çok yakından kesinlikle tanıyor. Onu biraz 8 gibi konumlandırıp performansını arttırmaya çalışacak. Enis Bardi, yani teknik bir oyuncu Enis Bardi. Mesela şut kalitesi çok iyi, pas kalitesi ama olmuyor yani. O bir türlü böyle Enis Bardi'nin istikrarını göremiyorsunuz. Mesela o aslında Trabzonspor için mesela orta sahadaki o teknik kapasiteyi arttırabilecek oyunculardan biri. Üretken olabilecek, yaratıcılığı da yüksek olabilecek ama geçen yılda, bu sezonda yani bir maçta varsa 3 maçta yok gibiydi hep oyunu. Sancılı bir süreç tabii ki Trabzonspor adına. Yani kadro aslında kağıt üzerinde kötü bir kadro değil. Yani mesela bakıyorsunuz 2 galibiyet, 6 beraberliği var değil mi? Bu arada mağlubiyet yok mesela Trabzonspor'a. 3 takım var şu an. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor. Evet, mağlubiyet yok. Sadece hücumu işte ne kadar arttırabilir? Yani ona odaklanıyor Şenol Hoca da. Yani bu kadro, kağıt üzerindeki kadro, bugüne kadarki tablonun biraz daha fazlasını ortaya koymasını gerektiriyor. Şey eksikliği var gibi sanki Trabzon'da, bilmiyorum katılıyor musunuz? İşte yani böyle halk diliyle söyleyeyim, inceci bir oyuncu eksikliği var böyle. Top tekniği, yani kilidi çözebilecek. Bazen böyle yani nasıl söyleyeyim, Trabzon'da Muhammed Vakeme'nin mesela şampiyon yaptığı sezon Vakeme bir şekilde kilidi açan bir oyuncuydu. Daha eskilere giderse Trabzonlular için mesela İbrahim Yattara, şapkadan biraz tavşan tarafa çıkarabilen biraz bu oyuncu. Tarafa gel Jaja. Jaja mesela, bu tarz böyle bir Trabzonspor'da bir anda maçın seyrini değiştirebilecek
bir oyuncu eksiği var gibi. Yani ya işte Muhammed Şan bunun için transfer edildi gibi ama duruyor. Ama o da şu ana kadar tam isteneni veremedi. Evet yani. Yani bu şu demek değil, Edin Visca kötü futbolcu demek değil ama Visca'nın da yaşı ilerliyor. Bu insan tabiatı gereği işte daha yavaşlamaya başlıyorsunuz bazı şeyler. Sakatta daha müsait gidiyor. Oluyorsunuz. Tabii yani o yüzden yoksa tabii elinde yoksa Visca, Vakeme 3 sezon önce her takımın tozunu attıracak oyuncular. Ama şu an için sanki öyle bir acil durumda camı kırın butonu yok Trabzonspor'un. Gözüken yine o. Hala Trabzonspor'un en formda oyuncularından bir tanesi bu arada. Tabii. Yine o yani sağ içi lideri şu anda kim bu takımda mesela Trabzonspor'da? İşte sağ içi lideri Edin Visca. Yani Trabzonspor'da şu an orta sağ ve hücum hattına baktığımız zaman lider karakterli Edin Visca var orada yani. Hani onun dışındaki hep birbiriyle çok uyumlu bir orta saha ve hücum hattı olmadı şu ana kadar. Evet, savunma açısından bakıyoruz. Yani Trabzonspor maç kaybetmediyse geçen sezona göre daha iyi yapıyor anlamı çıkarılabilir bir yerde ama kağıt üzerinden bunu çıkarırsınız. Yani bakarsınız tabii. Hiç kaybetmemiş. Trabzonspor çok iyi savunma yaptı. Trabzonspor sezonun başında Uğurcan Çakır kurtardı. En az 4 tane maçı var ya. Bak en az 4 maç Uğurcan Çakır yıldız. Değil mi? Kesin. Doğru. Şimdi tabloyu tersine bakın. Bir takımda 4-5 maç bir kaleci yıldız oluyorsa o takımın savunmasında sıkıntı var demektir. O yüzden Şenol Hoca savunmanın da önlemini alarak hücumu geliştirmeye çalışıyor. 6 gol yemiş Trabzonspor. Oynadığı 8 maçta bakıyorum şu an. Trabzonspor'dan daha az gol yiyen takım Beşiktaş. 5 gol yemiş. Hı hı. Yani az yemiş. Ama orada kaleci çok önemli bak. 8 tane gol atabilmiş takım sadece. Bu bana takım savunmasının tek başına işareti olamaz işte. Onu söylüyorum. Yani hiç Trabzonspor maçlarını, Beşiktaş maçlarını izlemeyen birisi kağıt üzerine bakarak müthiş böyle İtalyan savunması yapıyor falan diyebilirler mesela. Değil. İki takımın da kalecilerinin yıldız olduğu birden fazla maç var. Hele Uğurcan Çakır bu sezon ilk 4-5 maç. Direkt evet. Yani. Tamam. Avrupa maçları da dahil bu arada. Kaybedilen maçlarda. Tamamı takımın yıldızı oydu. Bir yerde bir kaleci daha sezonu 8-9 maç oynanmışken 4 tane 5 tane maçında yıldız oluyorsa o takımın savunmasında da hani hep hücumu konuşuyoruz da savunmada da problem var anlamı taşır. Ama bir yerde şu da var. En iyi hakikaten öyle yani. En iyi savunma hücumdan başlar. Trabzonspor doğru hücum yapabilse belki orayı da geliştirecek. Şenol Hoca o yüzden biraz daha hani takımın hücuma çıkma yönünde alışkanlıklarını değiştirmeye çalışıyor ama kolay değil. Uzun süredir Trabzonspor'da oynanılan oyun genellikle geriden kurulan. Orta sahaya geldin ya da 3. bölgeye kadar geldiğinde tıkandın. Hadi geri bir daha dön denilen bir oyundu. Taçı bile geri atan takımımız var diyor Şenol Hoca. Daha ne desin? Daha nasıl açıklayabilsin durumu? Taçı bile ileri oynamamız gerekirken geri oynuyoruz diyen Şenol Hoca'dır yani. Evet. Trabzonspor durumunu da bu çok iyi özetliyor. Şimdi şuradan Trabzonspor'un hücumdaki sorununu şöyle daha net ortaya koyalım rakamla. Bu sezon 8 maç oynadı işte 9.sına çıkacak bu akşam. 8 maçta 8 gol atmış Trabzonspor. Adana Demirspor yani şu an pek çok kişi kalmasına imkan yok diyor yorum olarak. Adana Demirspor'un oynadığı maç sayısı bir fazla Trabzonspor'dan ama 9 maçta 9 gol atmış. Yani neredeyse Adana Demirspor'la ki ne kadar eksik olduğunu söylüyoruz. Trabzonspor'un attığı gol sayısı hemen hemen aynı. Aynı diyebilirsin maç başına tabii, birer maç tane. Maç başına bir gol düşüyor ikisinde de. Yani aslında buradaki acı reçeteyi bu rakam ortaya koyuyor. Savaş Çorlu bunun sebebi oyuncu kalitesinden mi kaynaklı yoksa takım oyununda mı sıkıntı var? Bence o Şenol Hoca daha istediği takım oyunu bir türlü oturtamadı. Bu akşam da çok enteresan bir maç bekliyorum. Açıkçası şimdi yani Trabzonspor hücumu attığını iyi oturtamadı. Göztepe'nin de demin Samsunspor karşılaşmasından bahsettik. 3-0, 3-3, 4-3'e gelen bir maç çevirdikleri bir maç vardı. Sivasspor da ona benzerdi. 2-0, 2-2 maç bitti derken 3-2. Evet. Göztepe hücumda çok iyi. Şöyle bakıyorum mesela Santos, işte da Silva, Romola bakıyorsun. Datro Fofana var ya. Fofana var. Müthiş bir hücum hattı var. Ama onların da savunması çok kötü. Mesela şimdi iki takımı kıyasladığın zaman hücumu iyi, savunması kötü. Trabzonspor'un savunması iyi. Nispeten iyi bir kaleci Uğurcan bu sene çok formda. Yani çok git gel olan bir maç izleyeceğiz gibi geliyor. Göztepe'de şöyle bir şey var. Göztepe 3-5-2 oynuyor ve bundan da vazgeçmiyor. Üçlü savunma 3-5-2 sistemiyle oynamaya çalışıyor. Bundan da vazgeçmiyor. Pozitif bir oyun ortaya koymaya çalışıyorlar. Yani Göztepe'de
tabii savunmaya dönüşlerde beşliye dönüyor kanat bekleri geri çekip de. Yani Göztepe'de klasik 4-4 yani 4-2-3-1 vesaire dizilişleriyle çıkabilir. Orada farklı bir şey inşa etmeye çalışıyorlar. Yani diyoruz ya hani takımların bir futbol kültürü, oyun kültürü ve buna uygun bir oyun ortaya koyarak yani hem göze hoş gelen futbol, seyir zevki veren futbol istiyor. Hem de tabii ki sonuç almaya çalışıyor. Şu ana kadar aldıkları sonuçlar kötü mü? Hayır değil. Göztepe arzu ettiği puanı bence toplayabilmiş durumda. Trabzonspor için tam tersini konuşuyoruz. Ama yani çok acı. Trabzonspor haftalarca maçta toplu oynama yüzdesi en yüksek takım oluyordu. En çok pas yapan takım oluyordu. En çok isabetli pas yapan, istatistik kasmaya çıkmış bir takım gibi oynuyordu yani. Maalesef bu alışkanlığı öyle 2 maçta, 3 maçta, 4 maçta geçebilecek durumda değil yani. Bu Şenol Hoca'nın oyun tarzı ile Abdullah Avcı'nın oyun tarzı birbiriyle hiç benzeşmeyen oyun yapısına sahip. Dolayısıyla Şenol Hoca'nın önünde biraz daha zaman var. Tam Şenol Güneş takımı izletebilmek açısından. Evet, canlı skorlar ekrana yansıyor. Kasımpaşa 0, Samsun Spor 0. Süper Lig'de günün ikinci maçı 13. dakikasının içindeyiz bu karşılaşmanın. Gol yok. Karşılıklı böyle çok baskın bir oyun da yok. Biraz daha düşük tempolu maç ilerliyor. Bir yandan gözümde çünkü televizyonda Samsun Spor'un bir pozisyonunu yakaladım. Onun dışında çok fazla pozisyona denk gelmedim açıkçası. Şanlıurfa Spor 0, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü 0, Real Valladolid 0, Villarreal 1 La Liga'da, Napoli 0, Lecce 0, Serie A'da şu an oynanan tek maç o. İngiltere Championship'te ise Bristol City 0, Leeds United 0, Coventry City 2, Luton Town 2, Watford 1, Blackburn Rovers 0. Bu karşılaşmalarda da şu anda Coventry skorlar oynanıyor ama maçlar geriden gelip 2-2 yapmış. Evet, bu arada o maçlarda 83. 82 ve 84. dakika yani son 10 dakikalık periyodun içerisindeyiz. La Liga'da 57. dakika Valladolid Villarreal maçında, Napoli Lecce maçının ise ilk yarısı 15. dakikası oynanıyor diyelim. Yine Fransa Lig 2'deki maçlar var. Cannes 0, Troyes 1 ve Paris'te, Paris FC yani Paris Saint Germain değil o, onu söyleyelim. 2-0 önde Grenoble karşısında. Baray, bizim bir izleyenimiz var, bugün doğum günüymüş. O gün kardeşimin kıymetli evladı Öykü Demir, onun doğum gününü kutlayalım. Evet. Nilay Sert Demir ve Ogün Demir ailesine ailece nice mutlu seneler dilerim, sağlıklar dilerim kendisine. Bizi izliyorlarmış hep beraber nice yıllara. Şimdi evet, bu maç öyle bir maç olacak ki Trabzonspor maçı. Şimdi artı ve eksi olarak anlattın, öylece dinledim seni çünkü hiç katılmadığım bir taraf yok. 2-0 Trabzonspor'a ne geçse 2-0'ı koruyabilir mi? Savunma ağırlığı var ama Göztepe bu maçta yakaladı 2-0'ı ki yapabiliyor yani. Bu bir anda farkı 2'ye de çıkarabiliyor, 3'e çıkarabiliyor. Trabzonspor'unu kapatabilir mi? Hücum hattındaki o varyasyonu bir türlü oturtamadığı için yakalama şansı biraz zayıf gözüküyor.